Bu akşamki maça gerçekten Gaziantep Kupa maçının ardından çok iyi hazırlanmıştık. Sonuçta rakibimizin neler yaptığını, önde hızlı oyuncularla kontraya dayalı bir oyunun olduğunu maçtan önce oyuncularımızla konuşarak bunları çalışmıştık. Oyuna çok iyi başladık. Maç başından sonuna kadar bütün oyunun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Oyuncularımızın kazanma arzusu, hırsı yüksek tempoyla maç başından sonuna kadar gerçekten kazanmak için oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptı. Sonuçta 2-1'de öne geçtik. 2-1 öne geçtikten sonra bu lig maçı biz 3'ü 4'ü ararken kendi kalemize tekrar bir gol yedik. İki sefer kalemize geldiler. İkisi de maalesef gol oldu. Bunları biz tasvip etmiyoruz. Bu akşam kazanmayı çok istedik. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istiyorduk. Olmadı, üzgünüz. Sonuçta bu bir yarış, bu uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maç var. Biz oyuncularımızla beraber bu ligde sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız ve bu yarışı bırakmayacağız. Onun için taraftarlarımız da sakin olsunlar, bize güvensinler. Bugüne kadar nasıl güvendilerse bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapıp sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Sonuçta tamam, berabere kaldık. Rakip de iyi mücadele etti. Fakat maalesef yani buraya hangi takımla oynarsak oynayalım, gelen takımın oyuncuları yerden kalkmıyor maalesef. Sürekli oyunu durdurarak, sürekli bizim oyun hızımızı yavaşlatarak hakemleri uyardığımız halde bu şekilde. Onlar da çok fazla bunlara, bu pozisyonlara yani müdahil olmak istemedikleri için sonuçta bugün berabere kaldık. Üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız her maç olduğu gibi gerçekten bu akşam da takımımı, oyuncularımı sonuna kadar çok güzel bir şekilde desteklediler. Öne de geçtik. Maalesef 3 dakika sonra öne geçtikten sonra çok çabuk gol yedik. Demoralize olduk. Zorladık, istedik. Pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. Olmadı. Taraftarlarımız bizim baş tacımızdır. Onlar bizim her şeyimiz. Biz onları mutlu etmek için buradayız, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu akşam kazanamadığımız için, onları mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Yani biz aslında oyunun son bölümünde ara ara uzun toplarla oynamış olabiliriz ama oyunun bütün genelinde top bizde ve ilk devre özellikle savunmadan rakibin baskılarını kırarak çok güzel organizasyonlarla çıktık. Oyunun son bölümünde de kanatlardan özellikle çok pozisyonlar ürettik. Yani sürekli yani sizin uzun toplar oynayarak maçı bitirdiğimize katılmıyorum yani. Ya panik olabilir. 2-2 bir an önce bir gol atalım, maçı kazanalım. Yani isteği, coşkusu, enerjisi, hırsı oyuncularımın. Bu bazı oyuncularda panik havası yaratmış olabilir. Buna katılabilirim, evet. Bu maç geride kaldı. Bundan ders çıkaracağız. Oyuncularımızla beraber tekrar toparlanacağız. En güzel ve en iyi şekilde Rize'ye gideceğiz. 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmedi. Daha önümüzde 13 tane lig maçı var. Bakalım bu yarışta daha neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Rankent bizim oyuncumuz. Avrupa Lisesi'ne yazdık. Türkiye Lisesi'nde de 48 saat içerisinde federasyona bir liste vereceğiz. Şu anda elimizde 15 tane oyuncu var. Bir tanesini dışarı çıkaracağız. Bununla ilgili ekibimle beraber bir değerlendirme yapıp bir karar vereceğiz. Bu akşam zaten 10 dakikalık bir periyotta oyuna girdi. Fena da bir işler yapmadı kendisi. Nasıl söylesem, biraz şanssızlık da var. Yani Ferdi'nin top sekiyor, Ciku ayağını koyuyor, ondan sekiyor, gidiyor, vuruyorlar. Oyuncudan sekiyor, kaleciden sekiyor, tekrar bir oyuncunun önüne düşüyor, boş kaleye vuruyor, gol oluyor. Yani bu bir şanssızlık diyelim. İkinci gol aslında bizim oradan ders çıkartmamız gereken bir gol. Yani öne geçiyoruz kendi sahamızda. 3 dakika sonra ikinci golü yiyoruz. Yani onun için burada bazı hataları yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. 2 gole de çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum ben Livakovic'in bu akşamki gollerde. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.